bir seferberlik programı. Sonra dedim ki okul öncesi eğitim şart. Çünkü insanların bilişsel zekası en fazla o zaman artıyor. Ve bugün Amerika'da insanlar 2,5-3 yaşında çocukları eğitim kurumuna nasıl dahil edebiliriz diye düşünürken, Avrupa'da bunu düşünürken bizde maalesef okul öncesi eğitime katılma İstanbul'da bile 3'te 1. Çok düşük okul öncesi eğitimi mutlaka zorunlu hale getirmek. eğitim hayatımızın en önemli bölümü. Evet en önemli bölümü ve ondan sonra okula başladığında tabii ki devlet okullarını güçlendireceğiz. Tekrardan en iyi okul evinize en yakın okul olacak. Heh, ve çocukluğumuzdaki gibi. Çocukluğumuzdaki gibi yani ve ondan sonrasında da bu okuldaki yemek programı. Çünkü maalesef Türkiye'de bu 7 milyon yoksul çocuk iyi beslenemediği için, dengeli beslenemediği için akranlarından, daha zengin akranlarından geri kalıyorlar. O yüzden dedi ki dengeli beslensin bu çocuklar. Çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği verir? Bunun maliyeti... programda var değil mi? Bizim programda var, burada da var. Ha, yani siz iktidara geldiğiniz zaman bunu yaptıracaksınız. Bunu yaptıracağız. Ha. Bu benim, eğer hani biraz öncesin gözleriniz doldu ya, ya, ben bunun gerçekleştiğini ha. görürsem... Gözüm e arkada gitmez. Gözüm arkada Çok gitmez. Iyi. Vallahi e gitmez. Tamam. Yani bugün artık e aileler, anneler, babalar... Çocuklarının cebine harçlık koyarken düşünmek zorunda kalmayacaklar. Bilecekler ki çocuk gittiğinde kahvaltısı ve öğle yemeği okul tarafından, devlet tarafından verilecek. Ve bu kahvaltı ve öğle yemeği çocuğun gelişimine destek olacak şekilde ayarlanacak. Hepsini çalıştık. Ve bunun, Çok önemli. Ve bunun maliyeti o kadar düşük ki. işte hep bizim e, söylediğimiz beşli çete var ya. Beşli çeteye sadece bu sene ödenecek paranın üçte biriyle ben bu ülkedeki bütün çocukların karnını, Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vererek doyurabiliyorum. Bakın ekonomi dediğiniz şey tam bir kaynak Hı. dağılımından ibaret. Öncelikler. Önceliklerdir. Hı. Bizim önceliğimiz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi. Ben bunu başarırsam dediğiniz gibi gözüm arkada gitmez. Çok iyi. Ben eğer gençlerime pazar günü gençlerle İzmir'de buluştuk harika bir e, söyleşiydi. Eğer ben o gençlere e, onurlu bir şekilde yaşayabilecekleri bir gelir sağlayabilirsem onların istihdamını arttırabilirsem ki bunun için bir sürü projemiz var. Anlatırım başka bir zamanda da şimdi de Ne zaman, zaman arzu eder? Her zaman açık burası. Gö gözümüz arkada gitmez. İşte mesela teknoloji kampüsleri projemiz var, garantili yetenek programları var, ikinci şans okulları bir şey var. Diyeyim mi? Evet. Ömrümde ilk defa bir şey yapayım bu 10 yılda. Gelecek hafta bir gün daha program ayırın yine gelelim tamam mı? Şimdi ediyorum. devam edelim ama bir 10 dakikada ama haftaya bir daha. Evet. Şimdi fakat bir bir soru daha sormak istiyorum. Partinizin içiyle de ilgili. Tabii. Şimdi toplumda bir hava var. Şimdi siz aynı zamanda bir akademisyen olduğunuz için bunu görüyorsunuz. Ben de bir, bu görüyorum. Hı hı. Şimdi bu o altılı masadaki o kriz, o krizin çözülüş biçimi bir hava yarattı toplumda. Ya yani bilerek mi yaptınız, bilmeden mi bilmiyorum ama olağanüstü bir hava, bir coşkut eskiye göre daha güçlendi. Hı hı. Hele bu formül de bulununca Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu. Evet. Hani bazıları şey diyor ya bunu Hanım bilerek yaptıysa büyük bir mühendislik. Bilmiyorum ama fakat bu toplumdaki havaya aykırı kim ses yükseltirse bir bir şey oluyor tabii bir tepki hı. dalgası da yükseliyor. Hı hı. Mesela Muharrem İnce meselesi bunlardan biri. Onu biraz sonra size bir bahiste açmak istiyorum. Fakat evet. şimdi Yavuz Ağıralio. Şimdi sizin lideriniz bir mutabakat metnine imza attı bütün bu tartışmalardan sonra ve bir, bir takım açıklamalar yaptı. Galiba Önce Bahadır Erdem söyledi. Dedi ki ben Sayın Genel Başkanımla konuştum. Hiçbir şekilde onun yaptığı bu konuşmadan haberi yoktu dedi. Dün de Kürşat Zorlu partinizin te sözcüsü de dedi ki hı hı. bu Yavuz Ağar'ın ya bizim partimiz demokratik bir partidir dedi ama bu konuşmadan biz biz liderimizin haberi yoktu dedi. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu hava ve bu havaya rağmen partiye rağmen bu açıklamalar. İlk önce şöyle söyleyeyim. Biraz e, Yavuz Bey'i anlatayım size. E, müsaadenizle Yavuz diyeceğim. Benim e, siyasi görüş açısından, hayata bakış açısından taban tabana zıt olduğum bir arkadaşımdır. Hı. Arkadaşımdır diyorum evet. bakın. E, yani o milliyetçi muhafazakar e, bir yapıdan gelir. Ben öyle bir yapıdan gelmiyorum. Hangi yapıdan geliyorsunuz o zaman. Ben biraz daha kendimi sosyal demokrat birisi olarak tamam. görürüm. E, ama e, ilk defa divanda tanıştık. Daha sonrasında işte genel İdare kurulu üyesi. Oturduğumuzda taban tabana zıt siyasi görüşlere sahip olmamıza rağmen bir müşterekte buluştuğumuz fikir alışverişlerinden de çok yararlandığım birisidir. Oradan ilk önce ben bir Yavuz'a bir selam göndereyim. Tamam. Yavuz'a arkadaşıma. Dedikleri gibi Bahadır'ın ya da işte Kürşat, Kürşat Bey'in söylediği gibi dedikleri partinin görüşleri değil. Kendi görüşlerini açıklıyor. Ve o görüşler hiçbirimiz için aslında çok da sürpriz değil. Hem zamanlama açısından Bizim geçen hafta çarşamba günü Gökhan Zan'la Ünal Karaman'ı aramıza kattığımız, Şanlıurfa'dan bir adayımızı aramıza kattığımız gün o açıklamayı yapmasa daha iyi olurdu. Ben akşamda da kendisini aradım, kendisini duyduğumu söyledim. O açıklama tabii ki partiyi üzdü. Partiyi üzmesinin sebebi şu. Biz tekrardan şimdi seçimi kazanmaya motive olmuşken ve en fazla ve en başta Siz çalışırken. genel başkanımız yorulurken, çalışırken bu tür bir açıklama tabii ki insanlarda yeniden bir soru işareti yaratıyor. O yüzden Yavuz Bey'in açıklamaları kendini bağlıyor. Yani partinin görüşünü temsil etmiyor. Ama dediğim gibi Yavuz çok farklı siyasi geleneklerden gelmemize rağmen benim sohbet ettiğim, fikir alışverişinde bulunduğum, bazen fikirlerimi kabul ettirdiğim, Bazen kendi o fikirlerini bana kabul ettirdiği birisidir. keşke bu açıklama bu kadar sert olmasaydı. Keşke biz bazı açıklamaları, bazı görüşlerimizi aile içerisinde ya da karargahımızda dillendirseydik. Oldu ama bu bizim motivasyonumuzu, bu bizim seçim kazanma Yok, arzumuzu olumsuz etkilememen filan diyor mesela. Bu şimdi bir Şimdi şöyle bir şey, hı hı. şimdi dost sohbetinde kameraları unutalım. Tabii. Mesela ben diyelim bir yöneticimle veya evet. patronla bütün evet. hayatım 31 yıllık çalışanım, şöyle sorumlu hissederim etik değer. Mesela <laughs> patron veya yöneticim ve itiraz etmem gerekiyorsa ederim, hı hı. bir daha ederim. Ama uygun bir dille ederim onu birebir de ederim. Başkalarının yanında da yapmam. Bu yanlış, hep söylerim, söylerim, söylerim. Ama eğer yöneticim veya patron o konuda benim bütün itirazlarıma rağmen devam ediyorsa, o zaman istifa mı Ya mısın? istifa edersin, ya da kalırsın ama bunu dışarıya söylemezsin. O zaman ben görevimi yaptım, devam edersin. Bu da olabilir, tamam. Fakat bir takım etik değerler. Şimdi ben hep buna bakıyorum. Bunu uygun bulmuyorum doğrusu bir vatandaş olarak. Yani şöyle, bu konuyla ilgili bana göre en iyi şey, yani Yavuz Bey bir gün çağırırsanız stüdyoya, ilk önce bir işte şeyde kameralar gerçekten kapalıyken sohbet edersiniz. Bir de buraya alırsınız. Ee, dediğim gibi biz e, iyi Parti olarak altına imza attığımız e, mutabakat metnine sadık kalacağız ve Kemal Bey'i e, bu ülkenin cumhurbaşkanı yapacağız. Bütün gücümüz, motivasyonumuz bu. Arada böyle açıklamalar gelebilir. Sadece bizden değil başka partilerden de gelebilir. E, bunlar bence demokrasi içerisinde, e, bu mutabakat kültürü içerisinde kabul edilebilir şeyler çok da fazla büyütmemek lazım. Bakın önümüzdeki anketleri çok fazla açıklamıyorsunuz ama bütün ben özellikle çünkü şuna inan öteden hı. beri ben buna dikkat ediyorum. Hı hı. Anketlerin Türkiye'de yönlendirici bir mekanizma olarak kullanıldığını. Sizin partinizin aleyhine de bunu yaptılar, yine kullanmadım. Hı hı. Bazen sizin partinizi abarttılar, onu evet. da gördüm. işte. Hı. ama ben şu ben toplumun içinde olduğum için ona çok dikkat ediyorum. İsmail Bey, yani kameralar kapalıyken de şunu söyleyelim ben. bu anket sektörü de er meydanı değil. <laughs> Bakın daha, daha dün bir tane tanınmış bir anket şirketinin sahibi bir partiden milletvekili adaya adayı oldu. Yani bugün eğer anket şirketlerinin sahibi parti sözcüleri gibi hareket ediyorsa bu zaten o anketlerin güvenilir olduğuna dair ciddi soru işaretlerini beraberinde getiriyor. O bakımdan ben de size katılıyorum. Fakat bizim sahada gördüğümüz sadece ama İstanbul, Ankara, İzmir'de değil bütün Anadolu'da gördüğümüz şey biz bu seçimi kazanıyoruz. Biz bu seçimi kazanacağız. Ve bundan sonra işte halkımıza kendimizi daha iyi anlatarak bu mutabakat metnini anlatarak parlamenter sisteme nasıl geçeceğimizi anlatarak bu 45 günü geçireceğiz ve biz bu seçimi kazanacağız. Hem İyi Parti beklenenden çok daha yüksek oy alacak hem de Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı yapacağız. O yüzden bunda kimsenin şüphesi olmasın. Tabii ki bütün partilerde aykırı sesler olacaktır. Bunlar milletvekili olabilir, genel idare kurulu üyesi olabilir, sıradan vatandaş olabilir. Biz Bunlara da dayanıklı olmayı, bunları da kendi içimize sindirmeyi öğrenmeliyiz. Şimdi bir 10 dakika daha devam edelim. Bir muharremince sor soracağım fakat bugün iş dünyasının kayıpları var efendim. Evet. Müsaade ederseniz bakın Doktor Ersin Araoğlu bu ailesi nereye döneyim? Bir göster öyle Furkan'a doğru değil mi? Şimdi Türk iş dünyasının önemli isimlerinden Ersin Araoğlu bugün pek çok hem ailesi hem iş dünyasından böyle başsağlığı mesajları var. Ben Onun de dışında... bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buradan? buyurun lütfen. Buyurun, İzmir'in çok sevilen e, simalarından bir tanesini biz iki gün önce kaybettik. Zorluk. Sayın Kemal zorluyor. Buradan hem kend, e, Allah'tan rahmet dileyelim. Kederli ailesine e, başsağlığı diyelim. Bütün İzmir'e başsağlığı diyelim. Çok sevilen bir simaydı. Çok, öyle. çok e, sosyaldi, çok evet, hayırseverdi. Maalesef kendisini e, kaybettik. Hafta sonu e, dün de cenazesi vardı. Bütün İzmir'in başı sağ olsun. Kendisine Allah rahmet eylesin diyorum. Ya. Şimdi bir de Nezip Barut. Şimdi e, o da Murat Sayit Barlası kaybetmenin acısını hissediyor Nezih Bey de. Şimdi onlar da Murat Sayit Barlasla birlikte ilaç sanayinin yerleşmesi konusu çok uzun yıllarda evet. çalışıyorlarmış. Murat Sayit Barlası da kaybetmişiz. Ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Efendim bir kısacık bir mola. Ondan sonra bu ilgi çekici sohbet devam edecek. Sorularımdan bir tanesi Muharrem İnce olacak. Onu da söyleyeyim efendim. Kısacık bir reklamdan sonra devam edeceğiz.